Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Köftenin Distopyası 2'nin artık bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. Ve bildiğiniz üzere bayağıdır bölüm gelmiyor çünkü ben de bayağıdır oyuna girmiyorum. Çünkü neden? Çünkü araya birkaç sebep girdi ve ardından ben Minecraft'tan sıkıldığımı da fark ettim. Bu. Ve tabii ki de mesaj başlar başlamaz video başlar başlamaz mesaj geliyor. Evet. Neyse. Gel gelelim ben neler yapıyordum. Guild Wars 2 oynuyordum. Bir yandan iş bulmaya çalışıyordum. Bir yandan şudur budur falan. Öyle yani. Diğer yandan yeni kanalla uğraşıyordum. Ve geçen gün dedim, Minecraft'ı da biraz devam edelim. Sonra Distopia'yı güncelledim. Ve o yüzden bazı texture'lar değişik. Mesela bunların texture'ları değişik. Botanya bayağı bir değil. Botanya'ya bayağı bir şey eklendi. Evet. Botanya'ya gelecek olursak eğer, Botanya'ya eklenen şeylere bakalım. Çiçek olarak yeni bir şey eklendi mi bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eklenmedi. Çünkü changelog'lara çok dikkat bakmadım. Şunların rengi de skin değişmiş. Hoş da olmuş. Bunun yanı sıra bakalım. Buralarda eklenen şeyler. Benim çok işime yarayacak bir şey eklendi, ona birazdan geleceğim. Görebilirsem eğer. Evet. Botanya bayağı bir şey eklendi dedim, ancak bekliyorum ben sadece burada. Mana Wave Cloud'lar şimdilik Santa Wave'ler, çünkü Noel'deyiz bugün. Noel kutlayanlar varsa aranızda, Noel'iniz kutlu olsun artık ne zaman gelirse. Ha, şu 3 arkadaş. Bayağı güzel 3 arkadaş kendileri. Özellikle istediğim şu. Önce bir map yapmamız lazım. Evet. Sonrasında da 2 adet pasture seed, 1 sugar, 1 de social sash. İlk önce seni yapalım. 1 adet earth, 1 adet air, 4 de leather, 1 adet de monosteel. Yani 4 leather, earth ve air'dı değil mi? Earth var burada. Evet, air burada. Diğeri ne istiyordu? Tamam, bir tane de monosteel. Şimdi earth, air, monosteel ve voila. Bunu şuraya giyiniyoruz ve bu bizim hızımızı arttırıyor. Ancak kötü yanı, şuradan sürekli mana tüketecek. Gördüğünüz gibi tüketmeye başladı bile. Ancak yeni yapacağımız arkadaş o konuda biraz değişik. Kendisi ne yapıyor diye soracak olursanız, şimdi ilk önce bana pasture seedler lazım. Bunun anlamı şurada var mı? Ha, var iki tane. Bunun yanı sıra başka ne lazım? Sugar lazım ve map lazım. Sugar cane. Oynamayı kendi üzerime unutmuşum tamamen. Map'e bakalım. Map. Empty map. Red compass. Bu compass nasıl yapılıyordu? Iron redstone. Red redstone. Ve sonrasında da sizden bir stack alalım bence. Ya dur, şurada kağıt vardır belki. Şeker de varmış. Kağıt da var. Tamam. Evet. İlk olarak kompesimizi yapalım. Pusula. Sonra seni yapalım. Sonra da sana sağ tıklayıp bir map olsun. Ardından şunlar gelsin. Ve voilà. Ön tanımlı olarak bu hız vermiyor. Fakat şöyle, siz hareket halindeyken
Bu arkadaş düzenli olarak hız arttırmaya başlayacak. Görelim hatta bir uygulamalı. Buraları koşalım. Evet. Yavaş yavaş bu şekilde hızımız artıyor. Ve işin sonunda oyundaki en hızlı hale ulaşabiliyor. Evet. Olayın özeti tam olarak bu. Gördüğünüz gibi inanılmaz derecede bir hız birikiyor üstümüzde, ancak durduğumuzda bu hız sıfırlanıyor. Ama benim için hiçbir sıkıntı yok, çünkü istediğim şey bu. Bunun yanı sıra şu. Bu nasıl çalışıyor diye soracak olursanız, bunu alıyoruz ve helmetimize koyuyoruz. Artık ne oluyor? Helmetimiz onun efektine, evet, critic hit vurduğumuzda weakness veriyor. Voila. Ve şu arkadaş, Eye of the Flugel. Bunu buraya. Evet. İşaretledim ve yok. Nasıl çalışıyordu? Tamamdır. O bloğa işaretledik ve gördüğünüz gibi dünyanın neresinde olursak olalım bizi buraya ışınlayacak. Hatta ve hatta valla gördüğünüz gibi mana kullanıyor haliyle. Ve bir şey daha yapacağım. Bu varsa artık elimde. Flügel Tiara. Bu bizden ne istiyor? Bundan istiyor. Oops, oops. Benim bandım neredeydi? Şunun içinde mi? Evet, benim bandım nerede? Ha, elimdeymiş. Evet, köfteyi. Köfteyle saçmalamalara hoş geldiniz. Tamamdır. Sen açık kal. Bunun yanı sıra ne lazım? İki tane kuş tüyü, bir adet Ender Ayer ve dört tane sen. Ve oops. Kuş tüylerimizi de alalım. Ve sevgili Flügel Tiara. Kuş tüylerini biraz fazla almış olabilirim. Ve voilà. Eye of the Flügel bunun şarj olmasını sağlıyordu normalde, ancak etmiyor şu an. Yoksa sadece süresini mi uzatıyor? Bekleyelim biraz. Full damage'dan ölecek değiliz neticede. Ha tamam. Cooldown sadece gözüküyormuş. Eğer elimizde Eye of Flügel olmasaydı ne olacağını göstereyim bir. Evet. Gelelim. Hop. Düşüyoruz o cooldown bitince. O yüzden ben başlangıçta bunu yapmadım, çünkü Eye of the Flügel'e ihtiyacımız vardı. Şimdi gel gelelim şu arkadaşları çalıştırma düzenimize. İlk olarak benim ihtiyacım olan şeylere bir gelelim. Red string. Evet, şundan yapmam gerekecek. Ancak red stringleri çok net hatırlamadığım için biraz bakacağım. Sen geç. Oops. Red string. Şimdi
Container'ı biliyorum. Tamamdır. Red String Container'a ihtiyacımız var. Tamam, Red String Container'a ihtiyacımız var. Bir tane. O zaman bir adet Red String yapalım. Bize Pixie Dust String, Rock of Redstone ve Pumpkin lazım. Pumpkin'imiz yok ama. Bir tane Pumpkin'imiz var. Ve bir tane de Pumpkin Seed'imiz var. Neyse. İdare edeceğiz. Bir tane sen gel. Sonrasında da... Aa dur. Pumpkin sizde yapılıyormuş. Ney? Alakayı çözemedim. Ama olsun. Şunları bir koyacağım şöyle. Redstone. Pixie Dust String. Tamam. Pixie Dust bir tane lazım. And Air. Pixie Dust, sen ve sen. Ve bir adet Red String'imiz var. Şimdi bu Red String'i Red String Dispenser değil Container'a çevireceğiz. Bir adet Chest ve bir tane Living Rock lazım. Chest'imiz şurada vardır belki diye umuyorum. Var, tamam. Texture değişince Chest'leri tanıyamıyor insan haliyle. Ve Living Rock. Tamamdır. Şimdi size bunun çalışma prensibini göstereceğim. Şu gördüğünüz kırmızı kısım herhangi bir inventory'e bağlanıyor. Tabii bunun çalışması için bir adet de hopper lazım buna. O zaman bu hopper'ı çalacağız. Şimdi sen gel şöyle ve sen gel şöyle Wand of the Forest'ımızı alalım. Gördüğünüz gibi bunun hizasında bu var. Şimdi eğer gidip şunu şöyle koyarsak bu buna bağlanacak. Evet, tabii ki de bunun herhangi bir mesafe limiti yok. O yüzden de kendisi bayağı güzel bir biçimde çalışıyor. Hatta ve hatta bir gösterme daha yapalım. Doğru hizada değil mi? Bir saniye. İlk defa kullandığım bir şey olduğu için bir yandan. Tamam. Şimdi bakalım. Mesafe limiti var galiba. Bakalım. Evet, buradan itibaren görüyor. Buradan itibaren görmüyor. O zaman bir mesafe limitimiz var. Tamam. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Şimdi gel gelelim. Bu tam olarak ne işimize yarayacak? Güzel soru. Bayağı güzel bir işimize yarayacak. Şimdi bize lazım başka bir arkadaş daha var. Hadi. Çok kötü bir Türkçe ile konuştum demin, farkındayım. Bize lazım başka bir arkadaş daha var diyerek Türkçeyi katlettim. Ama olayımız bu değil. Şimdi Corporate Network. Bunlardan bir tanesi Funnel. Evet, bu lazım ve bu yüzden de bize Corporate Spark lazım. Ve bir tane de Master Corporate Spark lazım. Yani bunun anlamı bana 17 tane bundan lazım. Evet. Çok güzel bir sayı değil mi? 17 tane.
Yeterli Ender Pearl'üm yok. Doğrusu Mana Pearl'üm. O zaman ne yapıyoruz? Bunu yapıyoruz. Ve 17 taneyi al şöyle. Sonrasında da 20 tanesini çevir. Çevireme. O dönüşe dursun. Ve normal Spark da yapmamız lazım. Ve Sparklar ucuzlamış. Güzel bir şey. Bakalım Blaze Gold'u. Yirmi. On tane oluyor. Otuz dört tane. 17 tane de. Şöyle rahatça görelim. 17 tane de siz. Sonrasında geri kalanı en çok hangisi var? 83 blue. Tane. Tamam. Evet, 17 tane spark. Ve bunları corporate spark'a çevirelim. Voila. Sonrasında da şunu şöyle yerine koyalım. Ve bir tanesi özel bir corporate spark'a dönüşecek. Master Corporate Spark. Aa, aslında dur. Bir tane eksikmiş çünkü Master Corporate Spark'ta bir işlem yaptıramıyoruz. Onu unuttum. Evet. Bu detayı unuttum. Çünkü oyunu oynamayalı bayağı bir oluyor. Evet, zaten bu arkadaş buradaymış. Şunu yaptık, kullanalım azıcık değil mi? Evet. Tabii önce şunu bir çevirmek lazım. Chat. Tamam. Şimdi sevgili Chess, sen lazımsın. Sevgili mesaj, siz lazım, sen lazım değilsin. Evet, ve buradan itibaren yapacağımız şey basit. Şuraya doğru biraz kazmak. Burada bir yerde bizim bir... Tamam, bu tünele ulaştık. Tabii bizim o hedef ödümüz nereye varıyor? Valla deyip uçabiliyorum ben artık, doğru, onu unutmuşum. Evet, buraya bağlı. Dur. Ve harika, farimin pili bitti videonun ortasında. Evet, yapacağımız şeyi biraz özetleyelim. Corporate Network'lerle o HD-HD'leri taşıyan bir arkadaş koyacağız. İyi ki yedek pillerim her daim başucumda. Kablosuz fare kullanmanın zararları. Evet. Şunları da şarj aletine koyalım. Evet. İlginç bir video oldu burası da. Evet, şuradan bağlanacak şöyle. Şimdi buraya biz bir HD-HD döşeceğiz. Tabii önce şu lavları yok etmemiz lazım ve onları yok etmek için çok güzel bir yöntemimiz var. Bu.
Lan mı yok etmeniz lazım? Road of the Seas. Şimdi yapacağımız şey basit. İkinci bir kontrollere daha ihtiyacım olacak. Ya dur. Onun extender'ı da iş görür diye düşünüyorum. Storage drawers. Controller slave, tamam. Bir edit bu, iki edit. Tamamdır. Corporator. İki adet quartz. Bunun yanı sıra. Oops. Tekrar oops. 6 adet redstone. 6 adet redstone. Azıcık stick. 1 adet bundan. 1 adet, 2 adet de gold. 2 adet ondan. Var mı elimizde? Yok. Elimizde drawer yok. O zaman drawer da yapacağız. Hadi 2 adet chestimiz var. En dandiğinden bir drawer yapalım. Ve craftımızı da bakalım bu şekilde. Tabii iki tane gold fazla oldu. Ve bu arkadaşı da tamamladı. Artan parçalar. Şimdi bir tane daha chest lazım. Aslında birkaç tane lazım. Ben neden ikili düşünüyorum her şeyi? Onu da biri düşünmek lazım arada. Şimdi gelelim şöyle. Bunu böyle koyalım. Corpia Spark'ımızı da üstüne koyalım. Sonrasında da şuraya Master Spark'ımızı koyacağız. Mıknatısı kapatalım azıcık. Çünkü burada mıknatısa ihtiyacımız yok. Master Spark. Ve şunu da bakarsak gördüğünüz gibi bu ikisi birbirine linkliler. İstediğimiz şey de tam olarak bu. Ve craft etmemiz gereken bir arkadaşımız daha var. Bu da nedir diye soracak olursanız... Botania... Adını unuttum. Ah, Open Crate. Living Wood Plank'larla yapılacak. Bolca Living Wood Plank lazım. O yüzden... Voila! 16 tane bundan lazım çünkü. Evet. Bu kadar basit. Texture'ları düzeltilmeli bir yere bunlara. Nasıl dur? Sonrasında Corpria. Fan oldun sen galiba. Bunlara bir bakmam lazım. Bir bakalım. Corporate funnel.
aslında bunlara ihtiyacımız yokmuş. Evet. Sadece dropper yapmamız ve corporate spark vermemiz yeterli. Tabii fazladan corporate spark'a da ihtiyacımız olacak. Onu da unuttum. Bu ne? Tamamdır. Yapacağım şeyi buldum. Corporate funnel. Corporate funnel'da bolca dropper. On altı tane senden. 18 değil 16. Evet. Ve 16 sende Spark. Daha fazla spark yapmam gerekecek. Sonra da item frame. 16 tane leather. Leather'ımız yok ancak yapımı kolay bizim için. Bildiğiniz üzere. Ya da bilmediğiniz üzere seriyi ne kadardır izliyorsunuz bilmiyorum. Ama yapımı inanılmaz derecede kolay. Sonrasında da sadece şu kadarcık bir wood alalım. Sonrasında da şu kadarcık bir stick yapalım. Sonrasında da şu kadarcık daha bir stick yapıp görevi tamamlayalım. 16 tane de bundan ve 16 tane daha spark lazım. Tamamdır, 16 tane de gold. Bu arkadaşlar cidden işe yarıyor. Sonrasında da magentaları kullanalım. 16 tane siz. Ve şunları şöyle döşeyip sadece basit bir sistemle ne kadar çok HDHD'yi harcadığımızı görün. Nasıl dur, şunları kullanmayalım. Direkt şuradan ürettiklerimizle devam edelim. Çünkü aynı işi görecekler. Ve siz gelin şöyle. Bu arkadaşların mana üretmesi için bütün olay uğraşımız. Ama bittiğinde çok güzel bir mana üretim yöntemi olacak. Evet, ve süremiz de bayağı bir aşılmış durumda. Geri kalanını şurada temel hatları döşeyeceğim. Ondan sonra geri kalanını başka bir videoda yapacağız. Şimdi buraya drop crate ve biraz da uçmaya da alışacağım. Bu arada unutmadan tek bloklardan geçebiliyoruz rahatlıkla. Tek blok yüksekliğinden. Sizleri de alalım. Ve buradan itibaren işin eğlencesi başlayacak.
Şurayı bir biraz kıralım. Ve size yapacağımızı özetleyelim azıcık. Basitçe burası bir zamanlayıcıyla dolacak. Zamanlayıcı da wool'ların aşağı atılmasını ayarlayacak. Bunu ileriki bölümde parçaları yaptığında beraber yapacağız. Bu arada nasıl yapacağım ben de henüz tam olarak bilmiyorum. Siz de beraber yapacağız sistemi. Yani kısacası biraz deneme yanılmayla geçebilir bölüm. Ki yani benim de Minecraft'ı unuttuğumu hesaba katarsak makuldür. Evet, o zaman şu corporate network'leri döşeyelim. Corporate Spark'ları tabii önce bir inventory lazım. O zaman nasıl dur? Buna gerek var mı? Var. Ya da dur. Sıkıntı çıkartır. Oops. 4. Şu an bir şey düşünmeye çalışıyorum. Neyse bu düzeni o zaman düşündükten sonra yaparım. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.